Sayın Başkanım, değerli milletvekillerim, sizleri saygıyla selamlıyorum. Farkında mısınız bilmiyorum. Az önce baktım, dolar 14.69, euro 16.55, leva 8.47. Yani 1 dolar 14 lira 69 kuruş, 1 euro 16 lira 55 kuruş, 1 leva, Bulgaristan levası 8 lira 47 kuruş. Millet büyük bir ekonomik kriz içerisinde. AK Parti'nin değerli milletvekilleri buraya geliyorlar, konuşuyorlar, günlük gülistanlık gösteriyorlar. Toz pembe bir Türkiye tablosu çiziyorlar. Her şey çok güzelmiş gibi bir tablo çiziyor AK Parti'nin değerli milletvekilleri bu kürsüden. Oysa sokağa bir çıksalar gerçeği görecekler. Bakın, geçen yıl bu zamanlar süt 3 lira, bugün 15. Bir koli yumurta 20 lira, bugün 36. Et 50 lira kilosu, bugün 110. Ayçiçek yağı 35 lira, bugün 130 lira, 139 lira litresi ayçiçek yağının. Un 25 lira, bugün 55. Mazot 6.63, bugün 10.39. Geçen yıl bu zamanlar tüp 119.5 lira, bugün 212.5 lira. Artış %100'ün üzerinde her üründe. Belki size göre hava hoş, belki sizin keyfiniz yerinde ama bu artışlar milletin belini büküyor. Bir sokağa çıksanız, bir sabah kalksanız AK Partili milletvekilleri, şu kenti bir gezseniz, halk ekmek kuyruklarını bir görseniz, ne var yani, ne olur bir görseniz bunları. Değerli milletvekilleri, bir yandan bu var, bir yandan ekonomi nasıl düzelir diye kafa yoranlara da her türlü eziyeti çektiriyorsunuz. Gençler, üniversite öğrencileri, geleceğimizin yöneticileri forum yapmak istiyorlar, ekonomik forum. Job, işkence, gözaltı, cezaevi. Lafa gelince de hemen Bakara suresinin arkasına saklanıyorsunuz. Evet, Bakara suresinde açlıkla, ürünlerden, mallardan eksiltmekle sınarız diyor, doğru bunu söylüyor ama Sayın Grup Başkan Vekilim hoş geldiniz. Ama Bakara suresinde şunu söylemiyor. Millet açken zevki sefa içerisinde yaşayın demiyor. Korumalara her ay 260 milyon lira para verin demiyor. Millet perişanken saraylarda yaşayın demiyor. Binlerce dolarlık çantaları kolunuza takıp gezin demiyor. Bakara suresinin neresinde lüks makam arabalarından, uçan saraylardan söz ediliyor? Neresinde söyler misiniz? Millete gelince ürün eksiltme, size gelince serveti arttırma. Millete gelince açlık, sefalet, yoksulluk, size gelince şatafat, savurganlık, zevki sefa. Millete iki domates, yarım kilo kıyma, size gelince löp löp kuzu çevirmeler, efuller mefuller. Hayat size güzel beyler. Ekonomiyi yönetemiyorsunuz, beceremiyorsunuz. Memleketi milyoncu dükkan haline getirdiniz. Bizim Elbistan'da eskiden vardı milyoncu. Ne alırsam 1 milyondu. Türkiye'yi o hale getirdiniz. Bulgaristan'dan geliyor levayla, 100 levayla geliyor, çantayı doldurup gidiyor. Eskiden bizim yurttaşlarımız Bulgaristan'a giderdi, çantayı doldurur gelirdi. Şimdi Bulgaristan'dan geliyor, çantasını dolduruyor gidiyor. Iğdır'a geliyor Azerbaycan'dan, Artvin'e geliyor, Hopa'ya geliyor Gürcistan'dan. Çantaları doldurup gidiyorlar. Niye? Çünkü siz ekonomiyi yönetemezsiniz, yönetemiyorsunuz. Ama Sayın Numan Kurtulmuş açıklama yapmış bugün asgari ücret konusunda. Dolara endeksleyemeyiz demiş. Bu gerçekçi değil, hakkaniyetli değil demiş. Allah aşkına beşli çeteye, otoyollar, köprülerin parasını dolara endeksliyorsunuz, hakkaniyetli oluyor da millete gelince mi hakkaniyetli olmuyor? Bu iktidar milletin iktidarı değildir. Bu iktidar rantın iktidardır. Beşli çetenin iktidardır. Sizin millete karşı olan bütün bağınız kopmuş durumdadır. Geçmişte milletle bağınız vardı ama bugün itibariyle milletle AKP'nin bağı kalmamıştır, bitmiştir. Başka, Sayın Fuat Oktay burada konuşuyor. Fiyat artışları, kur artışları kader olmayacak diyor. Doğru söylüyorsun Sayın Oktay. Günlerdir bu kürsüden, bu meclisten en doğru şeyi sen söyledin. Kader olmayacak. Çünkü siz bu milletin kaderi değilsiniz. Gideceksiniz.
Siz gittikten sonra bu milletin geleceği çok daha güzel olacak. Her şeyi sattınız. SEKA, TEKEL, demir çelik fabrikaları, şeker fabrikaları, telekom, sahil bölgelerindeki hazine arazileri, tank, palet, her yere sattınız. Her şey bitti. Sıra leyleğe geldi. En son limanları satıyorsunuz. Antalya limanını Katarlılara peşkeş çekmeye çalışıyorsunuz. Bu Katarlılarda ne buldunuz? Nedir sizin bu Katar sevdanız? Bu Katarlılarla nasıl bir diyaloğunuz, bir ilişkiniz var ki ne varsa her şeyi Katarlılara vermeye çalışıyorsunuz? Eski, bugüne kadar Allah rahmet eylesin bu ülkede cumhurbaşkanlığı, başbakanlık yapmış kim varsa hepsinin bütün birikimlerini, yaptıklarını sattınız, sattınız, sattınız. Bir de çıkıp o insanlara laf ediyorsunuz. 128 milyar dolar para vardı bir kasada. O parayı yediniz, gözünüzü daha da taşa dizdiniz. Diktiniz. Şimdi Türkiye'nin tüm dağları, taşları, ovaları maden ruhsatları adı altında peşkeş çekiliyor. Ufacık pınarların üzerinde 3-5 kuruş para gelsin diye HES projeleri yaptırıyorsunuz. Öyle bir hale geldi ki artık elin Amerikalısı, Kanadalısı ta oradan buraya geliyor. Bizim dağlarımızdaki yabani hayvanları avlıyor. Ne için? Para için. Parayı bastırıyor, yabani hayvan avlatıyorsunuz. Yazıktır, günahtır. Değerli arkadaşlar, birkaç sözde seçim bölgem Kahramanmaraş için söylemek istiyorum. Sayın Mahir az önce buradaydı. Kendisinin de olduğu bir toplantıda Avşin Elbistan Termik Santrali'nde dediler ki, merak etmeyin, 2021 yılının Ocak ayından itibaren Avşin Elbistan Termik Santrali'nde filtre olacak. Hiçbir şekilde kül yutmayacak kimse. Hiçbir şekilde zehir solumayacak Avşinli, Elbistanlı dediler. Söz verdiler. 2022'ye giriyoruz. Hala sözünü tutan yok. Hala Avşin'de, Elbistan'da yurttaşlarımız zehir soluyorlar, kül yutuyorlar. Santrale, filtre hala takılmadı değerli arkadaşlar. O bölgede yaşayan insanlara hala büyük bir eziyet yapılıyor. Ve Sayın Mehmet Muş grup başkan vekiliydi. Kendisi de az önce buradaydı. Şimdi yok. Tutanaklar bende. Demişti ki o gün bu görüşmelerde bana söylemişti. Ben kürsüden konuşunca. Merak etme demişti. Avşin Elbistan Termik Santrali'ne 6 ayda filtre takılacak. Takılmayacak dedim. Takılacak, bıyığımı keserim demişti. Hala filtre takılmadı arkadaşlar Avşin Elbistan Termik Santrali'ne. Değerli arkadaşlar. Devlet hastanesi yaptık diyorlar Elbistan'da. Doktor yok ya. Ne yapayım ben binayı? Hastaneyi istediğin kadar yap. 4 duvar. Doktor? Doktor yok. Arsan diye bir kavşağımız var. Maraş merkezde Arsan kavşağı. 2 yıldır. 2 yıldır bir kavşağı bitiremediniz ya. Ya bu kadar mı beceriksizsiniz ya? 2 yıldır bir kavşak bitirilmez mi? Yine 2 yıldır. Kahramanmaraş'ın ufacık otogarını yıktılar. Otogar yapacağız dediler. 2 yıldır bir otogarı beceremediler yapmayı. Millet yağmurda, çamurda, soğukta otogardan, eski otogarın olduğu yerden otobüslere binmeye çalışıyor. Maraş'a stat sözleri var. Her seçim dönemi geldiğinde Maraş'a stat yapacağız. Antep'e yaptık, Kayseri'ye yaptık, şuraya. Güzel yaptınız. Maraş'a niye yapmıyorsunuz arkadaş? Her seçim döneminde gelirler, söz veriyoruz, bu defa yapacağız. Alırlar fotoğrafları, bunu yapacağız diye gösterirler. Yalnız bunun çatısı da biraz yamuk olmuş derler. Biraz düzeltelim, böyle yapalım derler. Ama daha Maraş'a bir stat yapamadınız. Aksu çayı diye bir çayımız var. Bildiğiniz kimyasal akıyor. Rezalet. Kokudan durulmuyor. Önerge veriyorum bakana, diyorum ki ya kardeşim burası kirli. Temizlenmesi lazım. Bakan bana cevap veriyor. Hayır, orası temiz diyor. E gel beraber gidelim bakalım diyorum. Gelmiyor. E gidelim bir temsilci gönder. Oradan bir bardak su alalım içelim diyorum. Tık yok. E kardeşim gel gidip beraber çimelim diyorum. Orada yani yüzelim diyorum. O da yok. Ona da gelmiyorlar. Ama Maraş'ın ortasında aksu çayı zehir akıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü Maraşlı zamanında AK Parti'ye çok oy verdi. Çantada keklik görüyorlar. Biz bu Kahramanmaraş'a hizmet etmesek de bunlar zaten bize oy veriyor diye bakıyorlardı. Şimdi meydana çıkacaksınız. Seçim sandığı gelecek. Göreceksiniz Maraşlı'nın size vereceği derse. Velhasılı kelam, sürem de bitmek üzere. Değerli milletvekilleri, AK Parti dönemi sona eriyor. 20 yıldır bu ülkeyi yöneten AK Parti gidiyor. Görevi sona eriyor. Çok büyük tahribatla gidiyorlar. Çok büyük zarar verdiler. Türkiye'nin değerleriyle oynadılar. Türkiye'ye ekonomik açıdan çok çok çok
Tamamlayın sözlerinizi. Sayın Başkan. Ama inşallah 2022 yılında en erken ne zaman yapılabilirse bir sandık geldiği zaman bu millet yediği ayazı unutmayacak. Sizler zevki sefa sürerken ekmek kuyruklarında çile çekmeyi unutmayacak ve size hadi bakalım evinize hoşça kalın diyecek. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.